konusunda satır başı yapalım. Ben size bu sefer kutlu kumaşını göstermek istiyorum. Gaziantep dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yerlerden biri burası. Zeugma Mozaik Müzesi. Beyran. Bakın şifa dolu bir yemek bu. Çekiç sesleri hemen kulağınıza gelecektir. Gaziantep'e Gazi ünvanının verilişinin 100. yılı. Gaziantep'ten herkese merhabalar. Ben Sinan Kunter. Memleketim Gaziantep diyerek bu kez yollara çıktık ve ekip arkadaşlarımla beraber İstanbul'dan yaklaşık 1 saat 20 dakika süren uçak yolculuğu sonunda kente sabah saatlerinde vardık. Birazdan Gaziantep'te esnaf kepenklerini açacak ve şehir çok renkli bir hal alacak. Biz de çarşılarda dolaşacağız. Gaziantep'in meşhur yemeklerinin tadına bakacağız ve final bölümünde de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'le buluşarak Gaziantepli olmanın ne demek olduğunu kendisinden dinleyeceğiz. Ama önce gelin bir Gaziantep kahvaltısıyla güne başlayalım. Gaziantep gibi yemekleriyle, gastronomisiyle meşhur bir kente geldiğiniz zaman tabii ki kahvaltı için pek çok seçenek var. Ama bunlar arasında benim ilk tercihim beyran. Bakın şifa dolu bir yemek bu. Birazcık yağlı ama özellikle sabahları tüketildiği zaman insanı gün boyunca tok tutuyor diyebilirim. Şu an bulunduğumuz işletme Gaziantep'te sabah erken saatlerden itibaren önünde kuyruk olan yerlerden biri ve herkes beyran yemeye geliyor buraya genelde. Mustafa Bey bu işletmenin kurucusu, sahibi. Kendisine soralım, acaba başarının sırrı nereden geliyor, bu önde oluşan kuyruğun sebebi ne? Başarının sırrı işini sevmek. Kim yaparsa yapsın, ben de dahil. İşini seveceksin. Müşterini seveceksin. Temiz yapacaksın. İşin başına geleceksin. Almış olun mavilerin en güzelini kullanacaksın. Aha. Önce bu. Beyran bir nevi bizde yemektir. Evet. Hatta biz bilemiyoruz. Bir hocamdan görüştüm ben. Üniversite hocamızdan. Osmanlı'ya dayanıyor, söyleniyor bunun. Osmanlı'ya. Tarifi. Evet. Neler var içinde sizden? İçinde buz etimiz var. Pirincimiz var. Bir de gömlek yağı. Gömlek yağı. Evet. Bu etimiz 13 saat ısık ateşe pişer. Böyle yavaş pişirince bütün lezzet suya biner. Sabahleyin geldiğimizde biz 4'te dükkanı açarız. Etin suyunu alırız. 4'te açıyorsunuz evet. Dükkanı. Etin suyunu alırız. Suyu taşırız. Bu etle tek tek ince kılca damarlara ilerleriz. Tertemiz. Sinir damar kalmaz etin içinde. Ondan sonra işte gördüğünüz orada işleme gelir. Siz de dediğiniz gibi doyurucudur. Hele kışın daha güzeldir. Kışın daha da daha evet. Güzeldir. Böyle soğuk algınlığı olana filan da veriyor. Yani. İlaç kullanmayın. Evet. Soğuk olan kişi ilaç kullanmasın. Mustafa amca çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben müsaadenizle tabii, bir parça tadacağım. Ben hemen hemen gittiğim tüm şehirlerde söylüyorum. Bir kenti iyi tanımak istiyorsanız oranın mutlaka çarşılarında dolaşmanız gerekiyor. Gaziantep için bu daha da geçerli. Çünkü Gaziantep çarşısında bu kenti anlatan, kentin özelliklerini taşıyan hemen her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve çok renkli. Esnafın da ne kadar misafirperver olduğunu herhalde anlatmama gerek yok. Selamlar, hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Mevsim olarak şu anda biber mevsimindeyiz. Bunlar galiba yeni mahsuller. Evet, yeni mahsul. Özellikle patlıcanlarımız mesela çok meşhur buranın. Ağustos gibi olsun. Kurutuluyor. Aynen, bu dönemde kurutuluyor. Ondan sonra fıstıklarımız var mesela yeni mahsul. Biberlerle olarak. Ne yemek yapıyoruz? Dolma. Dolma. Zeytinyağlı dolma. Zeytinyağlı çok dolma. Çok meşhur olur. Etli dolma. Etli dolma. Kabak dolması çok güzel olur mesela. Bunun et gibi tadı olur. Bamyanın kurusuyla ne yapıyoruz? Bamyanın kurusuyla sulu yemeklerde yapılıyor. Çok güzel oluyor. Etli olduğu zaman ayrı bir özelliği var. Yani ekşili bamya diyoruz ona. Fıstık konusunda satır başı yapalım. Kalite kalite değişiyor galiba. Kalite kalite değişiyor. Bu duple fıstık mesela. Bu ağaçta kendiliğinden çatlayan fıstık. Ağaç altı dediğimiz fıstık bu. Ağaçta kendiliğinden çatlar. Yani sonradan kırma değil mesela bunlar. Bazılarının ağzı kapalı olur. Bunlar sonradan kırma olur. Anladım. Ama şu en iyisidir.
Yani yedikçe yiyesiniz gelir. Gaziantep'in tarihi çarşı bölümü oldukça renkli. Almacı pazarında yöresel yiyecek ürünlerini bulabiliyorsunuz. Hemen yan tarafta da Bakırcılar Çarşısı var. Bakın, çekiç sesleri hemen kulağınıza gelecektir. Oldukça renkli bir yer. Özellikle hediyelik eşya arayanlar buraya gelebilir. Orhan Usta, kolay gelsin. Sağ ol Sinan Bey. Selamlar. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yine motif üzerinde çalışıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Bu sefer ne motifi? Bu sefer Selçuklu bir lale. Şunlar Selçuklu lale motifleridir. Hı hı. Şunlar Rumilerimiz. Türk İslam sanatı dediğimiz iş budur. Evet. Osmanlı'da nakkaş diye geçiyor. Bizim yeni dilimizde ise bakır üzeri nakış diye geçiyor. Bakır üzeri nakış. Evet. Gaziantep'in meşhur olduğu konulardan biri de coğrafi işaretli ürünlerinin zenginliği. Tabii ki aklınıza hemen yemekleri gelecektir ama ben size bu sefer kutlu kumaşını göstermek istiyorum. Sadece Gaziantep'te üretilebiliyor ve çok özel bir dokuya, yapıya sahip. Kasım Bey kutlu kumaşının ustası. Evet. Nedir acaba kumaşın özelliği? Neden Gaziantep dışında yapılamıyor? Şimdi 600 seneden beri Antep'te dokunan bir kumaş, kutlu kumaş. Kara tezgahta veya tahta tezgahta dokunuyor olması, bunun da ustalarının Antep'te bulunması. Artı işleminin çok uzun olması, 5-6 tane farklı mesleği içinde barındırıyor olması. Hmm. Geçmişte saraya kumaşlar gitmiş. Şu gördüğünüz mecidiye türleri, parlak saten dokumalar sarayda hanedan ailesi tarafından kumaş olarak elbise yapılmış, işte gerekli olduğu yerde kullanılmış kumaşlardır. Atlas, alaca, meydaniyet diye türleri vardır. Onlar da tel sayısına göre değişir. Anladım. Böyle isimleri var. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Gaziantep dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yerlerden biri burası. Zeugma Mozaik Müzesi. Açıldığı yıllarda çok büyük bir heyecan uyandırmıştı arkeoloji ve tarih dünyasında. Bu heyecanı paylaşanlardan biri de bendim. Müzenin açılışında bizzat bulunmuştum. Zeugma Müze Müdürü sevgili Özgür Çomak'la beraberiz. Öncelikle Zeugma'nın öneminden bahsedebilir misiniz bize? Şu an aslında 10. yılımızı devirdik 2 hafta önce. Ülkemizdeki çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılmış ilk müze. Büyük bir müze, çok büyük kompleksler. Özellikle Zeugma Antik Kenti'nden 1998'li yıllarda Biricik Barajı kurtarma kazılarında çıkan Zeugma'daki villa yapılarımıza ait taban döşemeleri olarak kullanılan mozaiklerle ünlü bir müzemiz. Roma ve Yunan mitolojisinde konu olmuş sahnelerin, özellikle mitolojik konuların sergilendiği başta Çingene kızımız. Evet. Çingene kızı bir marka. Gaziantep'in bir değeri. Kesinlikle ülkemizin öyle. Bir değeri. Ama Akileus'un kaçırılışı, onun dışında kahvaltıdaki kadınlar, Avrupa'nın kaçırılışı, Poseidon, Dionysos gibi çok önemli eserlerimiz var. Bir de tabii ki bir de çok özel bir arkeolojik eserimiz var. Bu da Zeugma Antik Kenti'nden Mars heykeli. Müze eser portfolyosuna her geçen gün yenilerini katarak yaşamaya, Gaziantep'i zenginleştirmeye devam edecek. Gaziantep, İpek Yolu üzerindeki en önemli ticaret noktalarından biri ve şu anda bizim bulunduğumuz yerde 550 yıllık bir ticaret hanı. Kentin sahip olduğu bu geçmiş, tarihi derinlik en fazla belki de mutfakta, yemek sofralarında kendini gösteriyor. Geleneksel bir Antep sofrası kurdu bize sevgili Mine Özmen. Kendisi hem bir şef hem de burada işletmecilik yapıyor. O bilindik Antep yemeklerinin birazcık daha dışına çıkalım ve evlerde neler yapıyor Antepliler onu öğrenelim dedik. Sağ olsun, o da soframızı donatmış. Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir parça yemekleri sormadan önce sizin hikayenizi dinleyelim. Siz nasıl yemek yapmaya başladınız? Doğma büyüme Anteplisiniz galiba. Evet, ben 1800'e dayanan bir Antepliyim. Ve yemek yapmak terapi gibi geliyor bana. Ben anneannelerden, babaannelerden aldım bu eli.
Ve burayı açarken hep hayalimde şu vardı. Hep eski Antep yemeklerini anlatacağım ve kebaptan ibaret olmadığımızı göstereceğim Türkiye'ye dedim. Ve her mevsime göre ayrı yemek çeşidi yapıyorum ben burada. Mesela şu salatamız bizim acur salatamız. Acur, turşuluk acur ve bu mevsim olan bir zebzemizdir bizim. Biz bunu salataya dönüştürüyoruz. Anneannelerimizin, atalarımızın yaptığı ekmek köftemiz var. Hı hı. İçinde galiba ekmekten yapılan bir evet, köfte. Evet, ince yufka ekmekten yapılan ve peynir, domates salçası olan bir karışım. Sonra kuru dolmamız var yine. Burada ekşili bamyamız var evet, yine. Evet, çarşıda bugün bol bol gördük evet, kuru hallerini. Ondan sonra nohutlu ve naneli yaparız biz. Biraz daha değişik yapıyoruz böyle tüm şehirlere göre. Burada çok özel bir yemeğimiz var aslında. Bizde Gaziantep'te mor havuçlar olur. Onlar içleri çok sert olduğu için aslında çıkrıkçı dediğimiz ahşap oyan yerlerde oyulur. Aa. Ve çok zahmetli bir şeydir ve biz onun dolmasını yaparız böyle. Pişince yumuşuyor mu peki? Pişince tabii yumuşuyor. Aa. Ve lezzetli oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor ve rengi de çok özel oluyor bunun. Burada biz şirinli çorba deriz. Ve bunun üzerine böyle bir mayana döküyoruz. Susam döküyoruz isteğe göre ve ceviz döküyoruz. Oo. Ve soğuk içilen bir çorba galiba. Evet, soğuk içebilirsiniz, sıcak içebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız biz için. Teşekkür ederiz. Ben, biz teşekkür ederiz. Ben izleyicilerimizden müsaade isteyip yemekleri tadacağım. Gaziantep için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep'e Gazi ünvanının verilişinin 100. yılı. Ve bu ünvanın verilişinin 100. yılda böyle muhteşem bir müzeyle taçlanmış durumda. Sayın Fatma Şahin burada bizimle beraber. Çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ben kendisine Sayın Bakanım diye hitap edeceğim. Çünkü devlet teamüllerine göre bakanlık yapmış bir kişiye daha sonrasında görevi değişse de Sayın Bakanım diye hitap etmek uygun oluyor. Çok sağ olun. Sayın Bakanım, öncelikle müziği dinleyebilir miyiz sizden? Gaziantep halkının o kahramanca mücadelesini burada yeniden yaşıyor gibiyiz. Şimdi tarihle sanat nasıl birleşilir? Dünyanın en güzel panoraması nasıl yapılır? Burada görebiliyorsunuz. Bunu yaparken de gönüllülerle çalıştık. 100. yıla çok yakıştı. Müze deyip geçmeyin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir taraftan Kurtuluş Savaşı verirken bir taraftan müze yapma talimatı veriyor. Doğru. Çünkü müze dediğiniz şehrin hafızasıdır, şehrin tarihidir. Kesinlikle öyle. Şehrin kimliğidir. Kurtuluş Savaşı mücadelesine yıkılan bir şehirden sonra nasıl bir sanayi şehrine, bir büyüyen bir şehre dönüştüğünü gösteren bu geçişler var. Bunlar bize bu toprakların, bastığımız toprakların ne kadar kutsal, ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Ve buradan çıkarken buradaki o Mehmet Akif'in yazdığı her bir noktayı yaşayarak çıkıyorsunuz. Yüreğiniz kabarıyor, gözünüz doluyor. Bu müze o yönden bizim tarihimiz açısından çok özel bir müze oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Böylesine önemli bir değeri Gaziantep'e, ülkemize kazandırdığınız için. Ben tarihi mahalleleri de merak ediyorum. İsterseniz bir parça da oraları gezelim mi? Olur, olur. Gezelim. Peki. Burası Gaziantep Beykonağı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep'in eski o dokusunu yansıtan eski Antep evlerinden biri. Sayın Bakanım, siz de böyle bir evde mi büyümüştünüz Gaziantep'te? Antep evleri böyle. Antep evlerinde burasına hayat diyoruz. Biz gerçekten hayat var. Bir arışımız var. Baktığınız zaman hepsi birbirine benziyor. Yanında bir kuyumuz var, su çıkan. Beraberinde çiçeklerimiz var Gaziantep'e dair. Baktığınız zaman beni en çok etkileyen şey de kuş yuvaları. Doğru. Hepsinde kuşlar kışın üşümesin, bir yuvaları olsun diye
Onu bile düşünen bir ev yapımız var. Evin bereketini sağlıyor, evet, o kuşlar. Evet, baktığımız zaman büyük bir kimlik var, tarih var, medeniyet var, estetik var. Hı hı. Taş çok özel, Keymık taşı, Antep'in özel taşı bu. Kışın sıcak tutuyor, yazın soğuk tutuyor. İndiğiniz zaman böyle bir klima gibi, hı hı, etkisi var. Dolayısıyla buraya girdiğiniz zaman gerçekten hayat buluyorsunuz. Doğru. Şu anda bulunduğumuz bölge Bey Mahallesi. Gaziantep'te o tarihi Antep evlerinin bulunduğu bölge. Burada koruma altına aldığınız özel yapılar da var mı? Gaziantep Büyükşehir olarak böyle kimlikli binaları, hakikaten korunması gereken binaları alıyoruz, restore ediyoruz. Onlara işler veriyoruz. Buranın yaşamasını çok istiyoruz. Buraya böyle başka bir hava vermeye çalışıyoruz. Hı. Kültürel turizm merkezi olarak. İnşallah önümüzdeki dönemde onu başarmış olacağız. Hem de kentin de dokusunu korumuş oluyorsunuz. Buralar tarihe gömülüp gitmiyor, yaşayan mahalleler oluyor. Evet, en önemli şey o. Kesinlikle. Şu anda bulunduğumuz yer, başta da söylemiştik, Beykonağı. Burası normalde galiba Büyükşehir Belediyesi'nin bir misafirhanesi gibiydi ama bugün ne amaçla kullanılıyor? Burası bir butik oteldi. Gelen misafirlerimizi burada ağırlıyorduk. Ama geçen hafta biliyorsunuz okullarımız açıldı, açılmaya başladı. Yurt talepleri geldi. Pandemiden dolayı çocuklarımızın devlet yurduna olan talep arttı. Evet. Çocuklar çünkü evden daha çok devletin yurdunda kalmak istiyor. O zaman bu artan talebe karşı da yeni yurt ihtiyaçları oluştu. Biz hemen Gaziantep özelinde valimizle birlikte, bakanlığımızla talep nedir, ihtiyaç nedir, büyükşehir olarak biz ne yapabiliriz, bunu çalıştık. Sevindirici olan şey kız öğrenci yurtları, 1400 kişilik kız öğrenci yurdunun doğalgaz bağlantısı tamamlandı ve kızlarımızın yurt sorunu kalmadı. Erkek çocuklarımız için de biz hemen elimizdeki gençlik kamplarını, gençlik merkezlerini ve buradaki butik oteli açtık. Biraz önce de gençlerle tanıştık. İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan, Osmaniye'den gelen gençlerimiz var. Hepsi çok güzel bölümler kazanmışlar. Maşallah. Makine bölümü, elektrik, elektronik, geleceğin aziz hocaları. İnşallah. Onlar yurtsuz kalamaz. Onların huzurlu bir şekilde derslerine çalışacak mekanı sağlamamız gerekiyordu. Biz de bu mekanı şimdi gençlerimize verdik. Yurt ihtiyacı giderilene kadar burada bizim misafirimiz olacaklar. Erkek öğrenciler de birazcık sona kalmışlar ama şanslılar. Çünkü böyle güzel bir butik otelde kalıyorlar. Çok mutlular. Peki, birazcık da Gaziantep'i konuşalım isterim sizinle. Bu tarihi mahallelerde büyüdünüz. Acaba Gaziantep'li olmak ne manaya gelir? Bu mahallelerde büyümek insana ne gibi kültürel değer katar? Şehri ayın tabi cihan diyor Evliya Çelebi. Buraya geldiği zaman suyun gözü demek. Burayı anlatmaya ne kalem ne kelam yeter diyor. Bereketli hilal noktasındayız. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hattayız. Büyük bir bereket var. Toprağında büyük bir bereket var. İnsanı çok çalışkan. Ve biz biliyorsunuz lezzetin başkentiyiz. Artık dünya tarafından tescillenmiş. Bu daha toprakta başlıyor. Doğru. Toprağın veriminde başlıyor. Anadolu kadınının becerisinde başlıyor. Büyük bir irfan var. Biz şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra bakanlık boyutunda da biz dünyayı gezme fırsatımız olmuştu. Bu hazineyi, bu kültürel mirası dünyaya açmamız gerektiğini gördük. Maalesef bu tarihi yerlerimize harabe deyip dönüp bakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vakıf medeniyetini, vakıflar o kadar çok güzel çalıştırdık ki hanlar, hamamlar hepsi restore edildi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Memleketim programının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu hafta çıktığımız yolculukta Memleketim Gaziantep dedik ve Gaziantep'i tüm renkleriyle ekrana taşımaya çalıştık. Programımızın sonuna gelirken bir kere daha hatırlatalım. Lütfen siz de Memleketim etiketini kullanarak sosyal medyada şehrinizin, kentinizin fotoğrafını bizlerle paylaşın. Yeni bir programda, yeni bir şehirde görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkesi Gaziantep'i bekliyoruz.